işimize yarayan birçok yöntem bulunmakta. Bu videoda ise okulda işinize yarayacak ve size kolaylık sağlayacak birkaç şeyi göstermek istiyorum. Şimdi videomuza geçelim. Duymayan Kalınsın kanalına hoş geldiniz. Okul için en iyi 8 hayat hilesiyle sizlere iyi seyirler diliyorum. Bu uygulama sayesinde telefonunuzla matematik sorularını kolaylıkla çözebilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra çözmek istediğiniz soruyu kamerayla görüntülüyorsunuz ve fotoğrafını dahi çekmeden uygulama artırılmış gerçeklik ile sorunun cevabını o an ekrana yansıtıyor. Yalnız hocanıza yakalanmamaya dikkat edin. Hiçbir alet kullanmadan sadece elinizdeki kalemle mükemmel daireler çizebilirsiniz. Tek yapmanız gereken kalemi sabit tutup elinizi yere sert bir şekilde bastırmak ve eli kaldırmadan defteri döndürmek. Birkaç denemeden sonra mükemmel daireler çizebilirsiniz. Okulda illaki bir arkadaşınız sizden defterden bir sayfa istemiştir ve siz de bir sayfa koparmışsınızdır. Çoğunlukla sayfayı alırken bir kısmını yırtıyoruz. Yırtmadan alabilmek için tükenmez kaleminizin ucuyla defterin en ortasından telleri kaldırıyoruz. Sayfayı aldıktan sonra önceki haline geri getiriyoruz. Bu kadar basit. Bazen öğretmenler ceza olarak bir cümleyi defalarca yazmamızı istemiştir. İşte o zaman bu sizin işinize yarayacak. Kalemleri yan yana getirip sabitliyoruz. Daha sonra da bantlıyoruz. Kalemlerin hareket etmemesi gerekiyor. Sonra yazmaya başlayın. Bir seferde birkaç satır yazı yazabileceksiniz. Birçok kopya çekme yöntemi var. Bunlardan biri de yara bandıyla kopya çekmek. Kopya kağıdını yara bandı boyutunda yapıyoruz. Sonra kolumuzun bir yerine yara bandını yapıştırırken içine kopya kağıdını da koyuyoruz. Gerisi sizin yeteneğinize kalmış. Daire çizmek herkesin sıkıntısıdır. Yamuk yumuk çizeriz çoğu zaman. Ancak bir ataçla kolayca daire çizebilirsiniz. Ataçı düzgünce iki tarafa doğru açıyoruz. Sonra bir tarafını sabit tutup diğer tarafından kalemle daireyi çizebilirsiniz. Mükemmel bir daire olacaktır. Eğer düşük not alıp da bunu belli etmeden düzeltmek isterseniz diş macunu size yardımcı olabilir. Notun üzerine biraz diş macunu sıkın ve sayfaya zarar vermeden güzelce silin ve kurulayın. Hiçbir şey belli olmayacak. Diş macununu daksil niyetine de kullanabilirsiniz. Yanlış yazdığınız yere diş macunu sıkın ve kurumasını bekleyin. Bu uygulama bir hesap makinesi ancak diğer matematik uygulamasından tek farkı sizin elle yazabiliyor olmanız sayıların karesini küpünü alırken çok kolaylık sağlıyor. Bir matematik işlemini deftere yazarken aynı zamanda bu uygulamaya yazarsanız size cevabını gösterecektir. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizlere bir soru. 3 adam var. Biri kör, biri dilsiz, biri sağır. Sağır olan adam ölüyor. Peki dilsiz olan adam kör olan adama bu durumu nasıl anlatır? Yani dilsiz adam sağırın öldüğünü nasıl köre anlatır? Cevapları yorumlarda yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kardeşimin açtığı bilmek istersen kanalınıza abone olursanız sevinirim. Ve fotoğrafını dahi çekmeden uygulama artırılmış gerçeklik ile sorunun cevabını o an ekrana yansıtıyor. Yalnız hocanıza yakalanmamaya dikkat edin. Hiçbir alet kullanmadan sadece elinizdeki kalemle mükemmel daireler çizebilirsiniz. Tek yapmanız gereken kalemi sabit tutup elinizi yere sert bir şekilde bastırmak ve eli kaldırmadan defteri döndürmek. Birkaç denemeden sonra mükemmel daireler çizebilirsiniz.
okulda illaki bir arkadaşınız sizden defterden bir sayfa istemiştir ve siz de bir sayfa koparmışsınızdır. Çoğunlukla sayfayı alırken bir kısmını yırtıyoruz. Yırtmadan alabilmek için tükenmez kaleminizin ucuyla defterin en ortasından telleri kaldırıyoruz. Sayfayı aldıktan sonra önceki haline geri getiriyoruz. Bu kadar basit. Bazen öğretmenler ceza olarak bir cümleyi defalarca yazmamızı istemiştir. İşte o zaman bu sizin işinize yarayacak. Kalemleri yan yana getirip sabitliyoruz. Daha sonra da bantlıyoruz. Kalemlerin hareket etmemesi gerekiyor. Sonra yazmaya başlayın. Bir seferde birkaç satır yazı yazabileceksiniz. Birçok kopya çekme yöntemi var. Bunlardan biri de yara bandıyla kopya çekmek. Kopya kağıdını yara bandı boyutunda yapıyoruz. Sonra kolumuzun bir yerine yara bandını yapıştırırken içine kopya kağıdını da koyuyoruz. Gerisi sizin yeteneğinize kalmış. Daire çizmek herkesin sıkıntısıdır. Yamuk yamuk çizeriz çoğu zaman. Ancak bir ataçla kolayca daire çizebilirsiniz. Ataçı düzgünce iki tarafa doğru açıyoruz. Sonra bir tarafını sabit tutup diğer tarafından kalemle daireyi çizebilirsiniz. Mükemmel bir daire olacaktır. Eğer düşük not alıp da bunu belli etmeden düzeltmek isterseniz diş macunu size yardımcı olabilir. Notun üzerine biraz diş macunu sıkın ve sayfaya zarar vermeden güzelce silin ve kurulayın. Hiçbir şey belli olmayacak. Diş macununu daksil niyetine de kullanabilirsiniz. Yanlış yazdığınız yere diş macunu sıkın ve kurumasını bekleyin. Bu uygulama bir hesap makinesi ancak diğer matematik uygulamasından tek farkı sizin elle yazabiliyor olmanız. Sayıların karesini, küpünü alırken çok kolaylık sağlayabilirsiniz.